yapmış olduğumuz emzikleri son dönemlerde isimsiz kataloglar çıkartılarak piyasaya sürülmeye çalıştı. Tabii bununla alakalı onlarca uyarılar yaptık. Devamlı sektör içerisindeki meslektaşlarımızı bu konuyla alakalı bilgilendirmeye çalıştık. Bununla alakalı yapılacak olan başlatacağımız işlemlerimizi duyurduk. Tabii bazı kötü niyetli insanlar tarafından bu farklı şekilde kullandı. Biz de bununla alakalı hukuksal mücadelemizi başlattık. Tespit ettiğimiz esnaflarda direktmen bunlara bilirkişi aracılığıyla uygulamalar yapıyoruz. Bu konuyla alakalı, bu teçhirle, emzikle alakalı malumdur, herkes tarafından biliniyor ki ciddi bir emek harcadık bununla alakalı. Ciddi bir mücadele harcadık. Reklam boyutudur, tanıtım boyutudur, işin üretim boyutudur. Bununla alakalı ürünün gramajları deforme edilip, çok hafif gramajlarda ürün üretilip, ürün çok uyguna üretiyoruz diyerekten bir satış tekniği, bir satış politikasıyla insanlara bu sunulmaya çalışmış. Ama maalesef bunu devamlı söylüyoruz ki bir şeyi ucuza aldığınız zaman bu neyle alakalı olursa olsun, ama altındır, ama takıdır, ama farklı bir şeydir, yiyecektir. Bunu satan insanlar kadar alıcıların da bu işlerde sorumluluğun olacağını ve kendi başlarının ağrıyacağını defalarca bunu izah etmeye çalıştık. Ve çok ilginçtir, genelde bu konuyla alakalı tespit ettiğimiz insanlar, bizim bununla alakalı bir bilgimiz yoktu, tekçille alakalı. Biz X birisinden aldık ve bunun da kesinlikle işte bir sıkıntısının olmadığını bahsettiler. Biz de bunun için vitrinimize koyduk gibi şeylerle karşılaştık. Ama maalesef ki bu işin sektör içerisinde bilmeyen kalmadı diye tahmin ediyoruz. Çünkü elimizden gelen her şeyi yaptık. Sektöre de bununla alakalı, hukuksal sürecin başlayacağıyla alakalı herkesi bilgilendirmeye çalıştık. Ve bununla alakalı hukuksal mücadelemizi başlattığımız zaman, insanların vitrinden ürün toplatmaya başladığımız zaman, neden bizi tercih ettiniz, neden bizi seçtiniz gibi kelimelerle karşılaşıyoruz. Oysa biz bunu defalarca ürettik. Evet, ve sayın altın emziğini üreten, sizin bildiğiniz veyahut da kimin bildiği varsa, biz onların hepsine bu konuyla alakalı hepsine gideceğiz. Sektörde şu anda bir sıkıntı var. Normaldeki sezon, bizim sektörümüzün aslında şu anda en iyi mevsiminin olması gerekirken, başlangıç olarak bir durgunluk var. Bu Antep fuarına da, pardon, bu Maraş fuarına da yansımış gibi gördük. Maraş fuarında da ciddi bir katılım yoktu. Tabii insan üzülüyor. Genelde böyle Anadolu'daki olan, İstanbul dışındaki olan fuarları bir sektör olarak ve saykunculuk olarak desteklemeye çalışıyoruz. Ama maalesef İstanbul'un dışında bu fuarlarda çok fazla randıman sektör adına alınmıyor. Her bir fuar bir ümitle başlanıyor. Biz de firma olarak istiyoruz ki bu İstanbul'un dışında da Anadolu'da da bu fuarcılık geleneği yayılsın, insanların bu işe merakı, ilgisi fazlalasın diyerekten destek vermeye çalışıyoruz. Çok işimizin olmadığı ya da bizimle çok alakalı olmayan bölgelere de katılıyoruz. Ama tabii bu tamamıyla dediğim gibi sektöre bir destek olsun, insanlara bir şevk olsun diye düşünüyoruz. Tabii ki ziyaretçi gelmediği zaman ve o bölgenin, hatta bölgenin esnafı gelmediği zaman insan üzülüyor. İşi biz fuarlarla alakalı ikinci planda tutuyoruz. Genelde bir katılım olsun, ziyaretçi akımı olsun. Onun dışında işin çok ehemmiyeti yok. Zaten arka planda bu mutlaka gelecektir. İnsanlar tabii orada böyle bir fuarlarda bayram havasının oluşmasını bekliyor.
gelenin, merak edenin, ilgi gösterenin fazla olmasını istiyor. Bu piyasadaki işsizliğin olması demek, fuarda insanların gelip de fuar alanlarını ziyaret etmemesi anlamına gelmiyor yani. Bir şey almayabilirsiniz ama oradaki ürünlerin, çıkartmış olduğu ürünleri, farklı bir şey varsa işimizle alakalı olduğu için en azından bir merakla da olsa, güncellikte kalmak için de olsa o fuar alanlarını gezip ziyaret etmek lazım.